canım. Efendim? Siz yapmadınız mı? Yaptı. Ay cuğunuz diyor hanı kına. Verirler ama ha. Olay geldi başımıza. Olay mı? Evet. Neden? Kına da oğlum kavga yaptılar. Oğlan niye dayak yedi? Biz pazar yerinde yaptık kınayı. Serserler biraz serseri bir iki araba gelmiş ateş açmışlar. Oo. Dışarıdan yani. O ne diye benim oğlum koşuyor. Koşuyor benim oğlan yerde. Yani onu görmez. Evet öyle oluyor yani bizim kınayla alakası yok. İyi de adamın orada kınası varken dışarıda olan olaya niye koşuyor çıkıyor? O ne bilmiş diyor. Yani kim? Hayır kınaya yakın yerden ateş açıyorlar ya. E tamam o da başka zaten. O ne diye bakmaya tamam, gittiğinde. Tamam damat niye gidiyor damat işte? Damat onun şeye düğünüye. Kızın abisi geldi gelinin. Bir arabaya bin dedi benim oğlanla kızı. Siz gidin eve. Ondan sonra biraz daha devam etti dağıldı kına. O kadar da kurban kestik, bizim orada adetler da var kestik tabii. Yemek verdik, mahvettiler yani dışarıdan gelene mahvetti. Biz de yemek verdiler. Kına gidesi sana mı ayı doluyor? Tabii tabii. Bizim orada kavurma dağıtılır, keşkekler olur. Kavurmada hiç duymadım. Tabii. Kına'da. Kızımın tavuk dağıtan da vardı. Evet, ama kavurma nedir evet, ya? Evet, bizim orada yemekler bir şey çeşitli. Tamam da sana it değil ki sen oğlan evsin. Kına öncesi kıza it. Bunlar yok, değişik bizim, yapıyor. Bizim Antalya'da hem kınayı hem düğünü kız ev yaptı. Şimdi oğlan ev yaptı. Ay ben size kıyamam. En üzüldüğüm mevzu bu. Böyle en önemli günlerde kavga çıkması. Nasıl oldu? Nasıl oldu Nursel Hanım? Kına gecemiz bitmek üzereydi. Çalgıcı falan toparlanıyordu artık. Herkes gitmeye başlamıştı. Şimdi bizim orada kına yeri pazar yerinde yapılır kına geceleri. Kapalı pazar yeri biliyorsunuz. Pazar kurulan bir alan kapalı var. Bir, tamam. Yani üzeri kapalı. Şimdi üzeri saç olan bir mekan orası. Tam kına dağılmak üzereyken kına alanımızın yanından bir iki araba geçiyor. Tanıdıklar mı? Nasıl? Tanıdık mı? Yoksa değil. Alakası yok mu sizinle? Davetli değiller yani. Doğru mu anladık? Ha yok yok. Bir kınadan. Kınadan birkaç yani iki araba insan kına yerine oradan gidiyorlar artık. Tam giderken hani düğünümüz bitti. Güle güle olsun falan gibisinden böyle ellerini kaldırıp ateş açmaya başlıyorlar. Ay. Yani bu durum tabii ki de çok korkunçtu. Kızım hepimiz böyle kaldık. Şimdi tavanımız saç olduğu için oradan birisine sıçrayabilirdi. Çok birisi fazla zarar böyle görebilirdi. Olay duyuyoruz evet. Bu arada yani. Eşim onun gel biz zaten çok yakınımızda oldu bu olay. Eşim tabii ne olduğunu bilemiyor. Düğün bizim en güzel günümüz. Hani ne yapıyorsunuz siz diye önlerini kesiyor arabanın. Orada bir başkaları geliyor eşime. Hani sen ne oluyorsun? O gelenler de kınadan değil yabancı. Kavga mı çıktı? Oradan yabancılar geliyor. Hani olay hiç anlamadığımız bir şekilde o kadar çok büyüdü ki. Bir ara yani orada onlar tutuşmuşlar. Şimdi kına günü eşimde siyah pantolon, beyaz gömlek ve bütün erkekler aynı. Klasik siyah pantolon, beyaz gömlek. Böyle pazar yerinin sonuna doğru bir herkes böyle bir koşturmaya başladı oraya. Ben eşim de o tarafa gidiyor sandım. Ah bu ayakkabıları falan çıkardım. Bir empati kurun bak gerçekten evet, acayip bir şey bu. Olay. Adam evet. Yerde yatıyormuş ama. Koştur koştur gidiyordum. Beni bir tuttular. Ne oluyorsun bir kendine gel. Şöyle bir baktım eşim orada yerde. Ay. Evet. Vuruldu mu? Yemiş. Hayır. Ayağı kafa atıyorlar. Yumruk falan yemiş. Orada yerdeydi. Yani çok korktum. Ay evet. Kıyamam. Orada bir kaldın. Tabii o da yani böyle bir durum üzerine sinir krizi geçirdi orada öyle bir ortamda. Hani kimdi onlar, neydi onlar falan bir bağırış kıyamet koptu derken abim, ben de sinir krizi geçiriyorum tabii o anda. Abim ikimizin de kollarından tuttu. Bir tanıdık geçiyordu hemen arabayı açtı. Bizi içine bindirdi. Bunları dedi bizim eve götür ben geliyorum. Tüylerim diken diken oldu biliyorum yaşadım anı. Şu an resmen. Ben de yaşadım o günü evet. Gerçekten. Ertesi gün düğünüm var. Gözlerim balon gibiydi. Haklısın. Gerçekten çok ağladım. Çok bu arada ağladım. Yani çok ciddi bir şey atlatmışsınız. Evet. Yani evet. Daha da kötüsü olabilir. Aynen. Duyuyoruz bunları evet. Yani yaşanıyor çok bunlar. Çok büyük bir kaza atlattık. Ay kimseye çok büyük şey geçmiş olmadan. Olsun. Hanifeciğim ben sana hiç kıyamam. Bak o gülen kadın ne hissettin? Yani ne hissettin? En güzel gününüz. Evet, evet. Üzüldük tabii ki tabii. De. Hemen toparladık. Yani yapacak bir şey yok dedik. Toparladık. Kavga edenleri bir savaladık.
Ondan sonra kendimiz bir toparladık. Kimmiş onlar sonra buldunuz mu? Yok yani... bulmadık. Onun için yani düğünümüzle alakası yok onların. Hı. Dışarıdan gelenler işte yani içeriden birisi zannediyor benim ona. Ben sizin birileri tabii. Yani. Aynen aynen. Ondan hadi dedik def ettik başımızdan. Devam ettik. Biraz daha kınamız oldu. Ondan sonra herkes dağılış. Zaten dağılışmaya... Çok büyük geçmiş olsun.